Bir ilişkide en çok önem verdiğin şeyler neler? Yani sence bir ilişkinin yürümesini sağlayan ne? Önce ben söyleyeyim. İletişim. Erkekler için. Bunun tuhaf bir misilleme olduğunu hemen anladım ama onlarla kolayca başa çıkabilirim. Bundan çok daha kötü durumlarla karşılaştım. Diyorum ki bir şeye canın sıkılmışsa gelip bunu bana söylemelisin. Bu en sevmediğim şey biliyor musun? Hem bana kızıp hem de benimle konuşmazsan olmaz. Bir şey ekleyeceğim. Bence de iletişim çok önemli. Ama karşındaki insana duygularını ifade ettiğinde o insan onları ikinci plan atıyorsa iletişim orada tıkanır. Normalde benimle hiç iletişim kurmazsın ama patronun burada diye hayır, bana saldırmaya karar de vermesin. Hayır, bu annemin yaptığından daha da kötü. Bence hayır. Neyse tamam. Annesinin muayenehanede yaptıklarından sonra Britali'nin onu sorgulamaya hakkı var. İster ben konuşayım, isterse Britali konuşsun. Ödeşmiş olacaklar. Seni haftalardır görmüyorum. Vicky ile birlik olup üstüme gelmenizi anlamıyorum. Evet. Amacınız ne? Üstüne gelmiyoruz. Ben olaylara dışarıdan öyle bakıyorum. Mi? Evet. Tamam. Gelmiyoruz. Bence savunmaya geçiyorsun. Evet, savunmaya geçme. Ben Brit'i korumaya çalışıyorum. Annem de beni korumaya çalışıyor. Evet. Sen benim üstüme gelirsen annem de onun üstüne gider. Üstelik akrabası evet. bile değilsin. Bence biriyle akraba olmasan da onu önemseyebilirsin. İlişkimiz bu hanımefendiyi ilgilendirmez. Sen kimsin ya? Keşke Britney senden önce bana gelseydi. Sana geldim zaten. Öyle mi? Evet. Britney, benimle görüşmedin. Seninle özel olarak konuşmamız hayır. gerekiyor. Seninle şimdi konuşmayacağım çünkü çok yakışıksız bir durum içerisindeyiz. İsterseniz annemi arayayım, o da buraya gelsin. Dördümüz sohbet edelim ha? Ne zaman konuşmaya dahil olmaya çalışsam hemen savunmaya geçiyor. Sinirleniyor ve beni susturuyor. Bu durumdan çok rahatsızım. Konuşmamam gerekiyor sanki. Seni 3 haftadır görmedim. Britney, hayır, mesajlaştık kesinlikle. Ya. Değil mi? Mesajlaşmak aynı şey değil ki. Özellikle de hazır değilsen. Seni görmezden falan gelmedim ama tamam. Britney kendini yenik düşmüş hissediyor. Bu ilişki hiçbir yere gitmiyor. Britney için üzülüyorum. Hayır, hayır, hayır. Kafamı toplamam ve olanları düşünmem gerekiyor. Tuvalet nerede biliyor musunuz? Şu anda en hafif tabirle intikam peşinde. O yüzden gideceğim. Çünkü afalladım. Nasıldı sence? Ne demek istediğimi anladın mı? Gitti mi? Aman tanrım. Matt yaşına göre kesinlikle hiç olgun değil. Çok mantıksız. Artık onunla uğraşamayacağım. Gerçekten gidiyor mu? Matt'in iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimse Matt'ten önemli olamaz. Matt sadece kendini düşünür. Deli bu adam. Neyse artık. Açtım bunları. Daha iyisini hak ediyorum. Bir yemek bu kadar kötü geçemezdi. Çok üstüme geldiler. Tabii ki en yakın arkadaşımı arayacağım. Yani annemi. Merhaba, nasılsın? Britney ile öğle yemeği yedik. Tamam. Ve Britney konusunda haklıymışsın anne. Olanlara inanamıyorum. Evet. Patronu da onunla birlikte gelmiş. Senden hiç hoşlanmıyorlar. Ve patronu senin de, ikimizin ilişkisinin de yakışıksız olduğunu söyleyip durdu. Yani orada ne işi vardı ki? Vay canına. Britney'nin iş yerine gideceğini bilmiyordum ama o ve patronu buluşmayı önceden planlamış. Biz öyle yapmadık. Evet. Bu yaptıkları büyük adilik. Liseliler gibi. Liseliler gibi kesinlikle. Vay. Britney'nin bu buluşmayı ayarlaması anneme hiç saygı duymadığını gösteriyor. Anneme saygısı yoksa bana ve annemle olan ilişkime de saygı duymayacaktır. Bence bu ilişkinin bir geleceği falan yok. Britney istediğimiz türden bir kız değil anne. Haklı çıktığım için övünmüyorum ama demek ki bu kötülüğü de yaşamamız gerekiyormuş.
Ama... Ama bu çok evet, kötü. Evet, kadınlar birbirini tanır Matt. Evet, tüm ve... tahminlerinde yine haklıydın anne. Evet. Biliyordum, işi bitti.